Hoş geldiniz kapanışa doğruya. Bu arada bugün tabii 2 Mart, Mart ayına girdik ama Şubat da kolay geçmedi açıkçası dünya açısından. Mart ayı da nasıl geçecek? Aslında ne merkez bankaları ne de liderler çok bir fikir sahibi değil. Çünkü koronavirüsüyle ilgili gelişmeler aslında Ocak ayında hafife alınmasına rağmen bu aya geldiğimizde rakamların yansıdığını görüyoruz. Şimdi bugün bakacağız kapanışa doğru başlıklarımızda neler var, neler konuşacağız. Düşük piyamalara karşın piyasalar yani merkez bankaları destek atacaklarına dair bazı fikirlerde ve söylemlerde bulundular. İşte bu haberle birlikte beklenti yükseldi borsalar için ama hala düşüyor borsalar, onu söyleyebilirim. Şimdi BIST 100'e baktığımızda gün içinde %3'e yakın bir primi vardı. 109 bin seviyesine geldi ama şu ana baktığımızda geri çekilmiş durumda. Bu arada Stoxx Europe 600 yukarı yönlü hareketi hızlandı. Günlük yükseliş %2 civarındaydı en son. ABD'den Pence'in açıklamaları var. ABD virüs kitleri konusunu çözme sürecinde diyor ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söylüyor. Bu arada bugünün önemli maddelerinden bir tanesi OECD'nin raporuydu. 2020 küresel büyüme beklentisini virüs nedeniyle %2.9'dan %2.4'e indirdi. Bu rakam 2009'da yaşanan kriz öncesindeki rakam. Bunu da hatırlatalım. Yani aradan bayağı bir süre geçmiş durumda. Çin'in büyüme beklentisini 5.7'den 4.9'a çekti ama bazı analistler 3.5 da bekliyor. Hatta eksi daralmalardan da bekleyen var. O yüzden Çin'deki ekonomi bizim için önemli olacak dünya ekonomileri açısından. Devam edelim. Euro bölgesi imalat piyamayı Şubat'ta 49.2 oldu. Beklentiler dahilinde geldi aslında. Birazcık üstünde diyebilirim. ISO market imalat piyamayı ise 52.4'e yükseldi. 2 yılın en yükseği, 2018'in en yükseği, son 2 yılın diyelim 2018'den sonra Türkiye'ne ilgili piyamay. Bloomberg HT Güven Endeksi Şubat'ta düştü. Enflasyon beklentisinde arttığını görüyoruz. Şöyle bir bakalım. Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta %5,96 düşerek 79.09 seviyesine geldi. Yine Bloomberg HT'nin Şubat ayı anketine göre TÜFE'de medyan beklenti aylıkta 0.68, yıllıkta %12.7. Aslında Ocak'tan itibaren bir yükseliş trendi var. Mart ayı gıda rakamlarına baktığımızda Şubat'ı aratacak gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın son anketinde Şubat itibariyle yıl sonu TÜFE beklentisi 10.6'ya çıkmıştı. Bir de tabii İngiltere Merkez Bankası. Açılışta söyledim, merkez bankaları destek atacak. Bir şekil bu açıklamalar geliyor. Önce FED'den geldi Cuma günü itibariyle. İstikrarı korumak için gereken her adımı atacağız diyor. Bu arada İngiltere Avrupa Birliği ile ticaret görüşmeleri başlarken ABD ile bu ticari müzakerelere başlayacaklar. Ön koşulları açıklayacak ama kendi lehine olmasını istiyor. Bundan 4 gün önce İngiltere demişti ki Avrupa Birliği'nde bizim şartlarımızı sağlamazsanız masadan kalkarız. Brexit sonrası ticaret anlaşmaları için düğmeye basılıyor. Bir başka gündemde bu. Şimdi bu başlıkları okudum. Tabii bunların etrafında dolaşacağız. Ama Cumhur Örnek karşımızda araştırma müdürü Bloomberg HT. Günaydın diyeceğim. Çünkü günaydın. Niye alışmışım sabah 9'da yayın yapmaya? Zeli hoş geldin ben sana. Alıştım, günaydın. Bana göre günaydın. Peki. Evet, rakamlara bakacağız şimdi. Değişimlere bakacağız. Aslında merkez bankaları arka arka açıklamalarda bulunuyor ama tereddütler var. Çünkü fazla parasal genişleme, ellerindeki acaba araçları kullandılar mı, yeterli mi diye tereddütler de var. Ama gelen açıklamalar sonrasında hafif toparlanmış gibi gördüm gün ortasında. Ama şu an ne durumdayız ona bir bakalım. Şimdi Zeliha, zaten piyasaların derdi paranın fonlama maliyetinde değil, ayrı bir yerde. İnsanlar evine kapanmış durumda. Evet. Turizmdeki ya da diğer konulardaki hem yatırım tercihleri hem de tüketim tercihlerinde ciddi anlamda değişiklik var bu koronavirüsten dolayı. Dolayısıyla PMI verileri sabah senin de söylediğin gibi belli ölçülerde beklentinin altındaydı, hafta sonundaki keza öyle. Merkez bankaları biraz FED, biraz Bank of Japan, ortaya biraz da Bank of England'ın açıklamaları birleşince borsalarda böyle bir toparlanma vardı ama çok uzun soluklu olmadı. Şimdi ilk önce yurt içi piyasalara bakalım. 6.22'deyiz. Gün içerisinde 6.25'e kadar giden bir dolar TL vardı. %0.4 aşağıda. CDS'imiz 370'lere kadar gelmişti. Terminaldeki verilerin içerisinde belli açılarda veri sağlamakta, sağlıklı fiyat göstermekte bazen zorlanabiliyoruz likidite açısından ama şu anki güncel veriye baktığımızda 384'ü yansıtıyor. Düne göre 2 bas puan yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'da 109 bine doğru hızlı bir yukarı açılış vardı. Ancak orada da küresel borsalardaki oynaklık nedeniyle orada da S&P tarafına baktığımız zaman sabah başka bir şey vardı. Öğlenliğin bambaşka. Şimdi
apayrı. Dolayısıyla böyle bir oynaklığın içerisinden geçiyoruz. Yani S&P'nin gün içi grafiğini alalım ekonomik verilere geçmeden. Orada çünkü %4-4,5'luk bir dalga boyu var. Dolayısıyla burada işte Cuma günü Powell'ın yapmış olduğu 4 satırlık açıklama belli ölçülerde kapanışa doğru nispeten kendisini göstermişti. Ama bugün Bank of Japan'in gerekirse adım atarız 4,5 milyar dolarlık repo operasyonu piyasaları bir miktar ipten almıştı ama dikkat edecek olursan eğer 2908'den başlayan 3017'ye kadar giden bu dalgada %4-4,5'luk gerçekten küçük yatırımcıya da kurumsal yatırımcılar için bile yönetmesi oldukça güç bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Son dakikalarda New York seansının hemen öncesinde ben akıllı parayı yaparken %0,50 aşağıdaydı. Şimdi %0,50 yukarı ekmiş. Gerçekten tahmin etmesi çok zor. İçinden aşılması gereken koronavirüsle ilgili risklerin hesap risk demeyeceğim, belirsizlik diyeceğim daha doğru bir kelime olacak. Dolayısıyla bunların hesaplanması gerçekten çok zor. Şimdi OECD'de vereceksin, orada mütevazi bir açıklama yaptık diyor zaten aslında. Belirsizlik devam ediyor, tahmin edemiyoruz diyor. Birazdan vereceksin sen evet. de onları. Önce istiyorsan Çin'le başlayalım. Cumartesi günü PMI verisi geldi. Bugün özel sektör PMI geldi. Genel anlamda zaten PMI öncü gösterge olarak değerlendiriyoruz ama yatırımcılar, ekonomistler birinci çeyrekten ne bekliyor ya da ne bekleyemiyorlar? Buna bir bakalım istiyorsan önce. Dolayısıyla gelen PMI verileri işte yeni siparişler, yeni ihracat siparişleri bunlar 20'li rakamlar. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman bizim Standard Chartered, ANZ Bank, Nomura bunların her biri %3'e daralma. Yani çeyreklik bazda baktığımızda, yıllık değil çeyreklik bazda baktığımızda %3'lük daralma öngörüyorlar. Medyan tahmini hala sıfırın altına yeni yeni geldi ama yavaş yavaş bence olayın birazcık daha Çin tarafında genele yayıldığının hissedilmesinden sonra buradaki medyan tahminin de ben %2'lere 3'lere doğru geleceğini düşünüyorum. İlk defa herhalde Rubini ile piyasalar aynı yere gelecek. Genelde Rubini'nin tahminleri piyasadan biraz aykırı kalıyordu evet. ama o mesela %2'lik bir daralma öngörmüş. Bugün Bloomberg International'da verdiği bir röportajı yayınladık. Dolayısıyla Çin tarafında büyümede çok fazla olumlu beklenti yok. Evet, o da Mart ayından sonra toparlanır mı acaba sorusunun cevabı yok. Yani ikinci çeyreğe sıçrarsa farklı diyorlar ki OECD de belirtiyor zaten bunu. İlk çeyrekte Mart'ta sonra hava ısınınca bittiği zaman farklı diyorlar. Zararlarını öngöremiyorlar. Çok var. Ama biz Türkiye'ye bakacağız. Çünkü Türkiye'de de aslında veri iyi geldi. Hı hı. Bir taraftan Türkiye'de verinin iyi gelmesi aslında sevindirici. En azından bu dalgalardan belki biraz daha ayrışmış gibi görünüyor. En azından şu göstermiş olduğumuz imalat PMI için konuşuyoruz. Şimdi yeşil bölgeye gelmiş durumdayız. Evet. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımızda 22-23 ay bu rakamın 50 eşik değerinin altına daralmaya işaret ediyorduk. Güçlü siparişler istihdam tarafı alt kalemlerinde de sonuçta yukarı doğru bir ivme var. Geçtiğimiz haftanın reel kesim güven endeksine baksan orada da bir yukarı giden seyri işaret ediyordu. Ki nitekim yine 50'nin üzerinde kaldı ikinci ayda da üst üste. Geri veriyi biraz daha derleyip topladığımızda 3-6 aylık ortalamalara baktığımızda ya da 12 aylık dikkat edersen 45'li-46 seviyelerden yukarı doğru bir toparlanma işaret ediyordu. Ama tabii bu verinin içerisinde koronavirüsün Türkiye'yi ne kadar etkileyeceği ya da etkilemeyeceği, ne kadar tehlike ya da ne kadar fırsat olduğu pek içinde yatmıyor. Dolayısıyla bu dönem içerisinde belki bazı sektörlerimiz bu konuda iyi etkilenecek, bazıları kötü etkilenecek. Şimdi ortaya gelen bir Rusya ile Suriye ile bir ortaklaşa şey durumumuz var, itilaf durumumuz var. Bu konuyla ilgili sorun nasıl çözülecek bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bugün gelen veri çok piyasada fiyatlandı mı? Zaten son 10 gündür koronavirüs hayatımıza girdi gireli piyasaları etkiledi. Biz ekonomik veri ajandasını hiç konuşmuyoruz dikkat edersen. Cuma günde %6'lık büyüme rakamı evet. vardı. Hiç ajandamızın içerisinde evet. yer etmedi. Sadece rakamı verdik, devam ettik. Çünkü gerçekten öngöremiyoruz. Belki bazı sektörlerimize ciddi iyi etki yaratacak ama bazı sektörlerimiz var. Mesela turizm sektörü, onunla ilgili de bazı önlemler açıklanıyor. Şimdi gelelim OECD diyorduk yeni küresel büyüme tahminine. Ha, ne kadar bunlar hani geçtiğimiz dönemde doğruluk payı ya da isabet payı vardı. Bundan sonra ne olacak ama elimizdeki koronavirüsle ilgili en güncel rakamlar olduğu yani. İçin aktarmakta ve OECD, IMF, Dünya Bankası bunlar genel anlamda raporlarını yayınladıkları zaman bizim grafiklerimize yer buluyorlar. Dolayısıyla burada baktığımızda en büyük iyi güncellemenin Çin tarafında geldiğini görüyoruz ki 0,6 puandan daha fazlası 2020 için büyüme rakamını aşağıya çekmişler. Küresel anlamda 2,9 bekliyorlardı ki biliyorsun 3'ün altına geldiği zaman dünyada sıkıntı. Hisse senetlerinde yangın yeri oluyordu. Şimdi bırak %2,9'u 2,4'e gelmiş durumdayız. 0,5'lik sert bir geriye güncelleme söz konusu. Çin'in yanına Hindistan'ı da koymuşlar. Türkiye'nin rakamına baktığım zaman %2,7'lik bir rakam
rakam gördüm. Hı hı. Bu noktada bizim kendi yurt içindeki ekonomistlere baktığımız zaman tabii ki bu kredi büyümesiyle rakamların %4-5 aralığına evrilmesini bekliyorlar mevcut koşullar altında. OECD senin söylediğin gibi mütevazi mi davrandı? Bundan sonra daha sert mi güncellemeler yapacak? Dolayısıyla yarının gündeminden önce bugün de bu bizim BloombergRT.com'da da arkadaşlarımız bunu ele aldılar. Şimdi Hindistan büyümesi de kötü. Çin'in de keza aynı. Bunlar kalabalık ülkeler. Yani mesela düşün İtalya. İtalya sadece 0.3'lük mi daralmayla kalacak? Yani bu geriye dönüp baktığımızda şimdi bu rakamın içerisinde koronavirüs ne kadar var ne kadar yok. Bugün 3.6 milyar euroluk bir paketi tartışıyorlar. Evet. Henüz daha somutlaşmadı. Hükümete ya da AB Birliği'ne gitmedi ama geçtiğimiz dönem daralmıştı. Şimdi bir de kez daha daralırsa teknik resesyon olacak ve bu mali teşvikler. Dolayısıyla bu tablonun içerisindeki varsayımlarda ne var ya da ne yok ya da hangi risk ne ölçüde görülmüş çok detaya hakim değiliz. Ama gördüğümüz kadarıyla %2.4 biraz böyle kötümser beklentilerin fiyatlara girdiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. 2009 senesinden beri en düşük tahmin Cüneyt karşımızda başaran. Cüneyt şimdi biz öyle Cumhur'la konuşuyoruz. Bir taraftan tabii OECD'nin rakamların içinde ne var ne yok bilmiyoruz. O da diyor ki mütevazi bir tahmin çünkü göremiyoruz. Bitti bitmedi meselesi de yok. Diğer ülkelere sıçradı, sıçramadı. Sıçradı da ne kadar arttı onları da bilmiyoruz. En fazla İtalya şu an Avrupa'da etkilendi. İran keza aynı şekilde ama İngiltere tarafından oradan nasıl görünüyor? Tabii bu OECD'den başlayacak olursak. Şimdi OECD tahminini gayet güzel özetlediniz demin Cumhur'la beraber. Diyor ki OECD aslında net tek ve kısaca şu anki haliyle yani bir pandemik salgın haline dönmeden İşte ölü sayısı 10 binlere ulaşmadan Amerika, Avrupa gibi tüketimin yüksek olduğu bölgelerde şu anki halinden daha öteye sıkıntılı bir hale gitmeden dahi 2.9'luk büyümeyi 2.4'e indirdik diyor. Bu arada 2.4 kulağa yüksek geliyor olabilir ama bu haliyle bile 2009'dan sonra gördüğümüz en düşük yıllık büyüme olacak bu. Bir defa bunun da bir altını çizelim. Ha sonra 2021'de toparlama gelir diyor. Hani ama 2020'yi bu anlamda ben kayıp bir yıl olarak görüyorum'a getiriyor. Bir de eğer işler daha sıkıntılı bir yere giderse yani bu salgın halini alır ikinci çeyreğe sirayet edecek olursa koronavirüsü o zaman %1.5'luk bir büyümeden bahsediyor ki işte o zaman 2008 krizi eşiğini bir kez daha test edeceğiz anlamına gelir. İngiltere özelinden baktığımızda sorunun cevabı ise Zeliha İngiltere özelinde hala sokaklarda öyle yoğun bir şekilde maskeyle gezen insan yok. Toplu taşımada az sayıda görüyoruz. Hani panik var ya da buradaki tüketimi çok etkiledi mi dersen tam olarak evet diyemem. Ama işte tatil dönüşü İtalya'dan, Kuzey İtalya'dan, Fransa'dan dönen okullarda bazı işte tedricen kapanma haberleri geliyor Londra özelinde. Ya da işte perakende zincirinde alışveriş yapanlar, aplikasyonlar üzerine alışveriş yapanlar belli başlı ürünlerin stoklarda kalmadığını görüyor. Yani bu anlamda panik değil ama insanların tedbir almayla ilgili bir dürtüsü olduğunu söyleyebilirim. Dünya geneli içinse koronavirüsü belki biz tabii Suriye'ye daha fazla odaklanmış vaziyetteyiz ama her geçen gün önemini ve şiddetini hissediyor ve hissettiriyor diye düşünüyorum. Evet. Cüneyt ben de sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi çoğu fiyatlama 2008'e hatırlattı bize ama bugün S&P 500'de %4-4.5'luk bir dalga boyu var. Bunu sen bir eski trader olarak piyasa hazinecisi olarak nasıl değerlendiriyorsun? Hem kurumsallar için hem bireyseller için riskleri yönetmenin son derece zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Neler önerirsin, neler söylersin? Cumhur, senin son dediğin yerden alayım. Sen de tabii masanın diğer tarafında olduğun için gayet güzel önüme getirdin soruyu. O günleri yaşadığın için. Şu an piyasalarda oluşan dalga boyutu, yani ben bizim Borsa İstanbul'dan bahsetmiyorum, dolar Türk lirasından bahsetmiyorum. Altını falan da geçtim. Senin de yakından takip ettiğin gibi Amerikan 2 yıllık tahvil faizinin 2 gün evvel 1.40'lardan 2 gün içerisinde 0.70'e çakılması ya da Libor 3 aylık Amerika cinsinden doların alışveriş yaparken el değiştirirken hesaplanan Libor faizlerinde bir gün içerisindeki düşüşün 2008'den beri görmediğimiz kadar yüksek olduğunu bir kenara yazarsan bahsettiğin gibi Amerikan hisse endekslerinde gün içerisinde dalgalanmanın ne kadar yüksek olduğunu koyarsan değil küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı, profesyonel yatırımcılar için ya da işte traderlar için, fon yöneticileri için bile çok zor günler. Çünkü korku, endişe ile yapılan bir fiyatlama var.
Fed'den faiz indirim bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası katılır deniliyor. O deniyor, bu deniyor ama hani tek yönlü bir işlem değil. Bir elin tuş, sat tuşunda, öbür tarafında da Fed'i dinliyorsun. İşte Avrupa Merkez Bankası'nı dinliyorsun. Dolayısıyla hakikaten birçok ülkede, ülke varlığında ve birçok ürün bazında 2008 krizinden sonra belki de hiç görmediğimiz ya da çok nadir gördüğümüz volatilitenin, oynaklığın yüksek olduğu, korkunun öne çıktığı günler geçiyor fiyatlamalarda küresel anlamda. Rüyit, devam edeceğiz birazdan seninle ki aradan sonra teşekkür ediyorum. Bir de yarını bir özetlesen hızlıca. Tabii bu kadar dalga boyunun olduğu bir dönem içerisinde yarın ajandasına da hızlıca bakalım. Bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İdlib konuda bir kapalı oturum var 15'te, onu yakından takip edeceğiz. Bizim anketimize katılan ekonomistler Şubat ayında enflasyonun %12.15'ten %12.70'e yükselmesini bekliyor. Dolayısıyla bundan sonrası için para politikası anlamında önemli. Çünkü yatay kalıp düşmesi bekleniyor Merkez Bankası tarafında da. ABD tarafında demokrat adaylar için 14 tane eyalet var. Süper salı deniyor. Adaylar yavaş yavaş şekilleniyor. O önemli. Avustralya Merkez Bankası, Malezya Merkez Bankası, bakalım bunlar da diğer merkez bankaları gibi güvercin bir tona gelecek mi? Avustralya'da beklenti yok. Malezya'da bir faiz indirimi söz konusu. Tabii faiz indirimlerini yaparken enflasyon ne kadar izin verecek, vermeyecek? Orada da Euro bölgesine bakacağız. Çekirdek tüfenin %1.1'den %1.2'ye yükselmesi bekleniyor diyeyim Zeliha sana. Yine de iyi bir rakam aslında Cumhur. Teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Ve devam ediyoruz. Aslında önemli günlerden geçiyoruz. Çünkü dünya tarihinde bu salgın hastalıkları dönemini biz 1800'lü yıllarda gördük. Daha önce tabii SARS virüsü gibi salgınlar oldu ama bu sefer biraz daha farklı. Çünkü Çin'den yayılıyor ve Çin'in de toplam ticaret hacmi dünyaya bakıldığında oldukça yüksek. Dolayısıyla farklı günlerden geçiyoruz. Şimdi telefon attığımızda Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Leyla Öner Günçadı var. Leyla Hanım, yayına hoş geldiniz. Merhabalar efendim, iyi yayınlar, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İşte anlamaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Sadece Türkiye için konuşmuyorum bunu. Dünyanın tamamı için seyahatlerde bir endişe, bir korku var. Dolayısıyla insanlar iptal ediyor veya seminerler, kongreler iptal oluyor. Şimdi bizim tarafa geldiğimizde 11 Avrupa ülkesine muafiyet getirilmesi konusu var. Bugün önce onunla başlayalım. Ne amaçla yapılıyor ve bu yarar sağlar mı sizce? Evet, öncelikle bu uzun zamandır yol kat edilen bir konuydu. Yani tamamen bunu koronayla bağlamak bence çok yanlış olur. Ama özellikle İngiltere gibi içinde, listenin içinde çok önemli ülkeler var bizi ilgilendiren. Yani Türkiye'ye turist gönderen ve turistlerin ilgisinin çok olduğu milliyetler var. Portekiz gibi, Hollanda gibi. Dolayısıyla bunun mutlaka olumlu sonuçlar olacaktır. Ama şu ortamda, yani bugün olduğumuz ortamda bence genel bir kaygı ve genel bir seyahatten yoksun bir dünya ile karşı karşıyayız. Biliyorsunuz ITB dünyanın en büyük seyahat organizasyonu ve bu bile iptal edildi. Dolayısıyla şu an için bence bütün dünyada genel bir kaygı var. Ama ben bunun çok uzun süreli olacağını düşünmüyorum. Virüsün çok kısa bir zamanda farklı bir şekilde yenileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu pazarların, yani vize konusunda muafiyet getirilen bu yeni ülkelerinde yaz döneminde ve akabinde gelecek yıllarda ülkemize büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bir engeldi misafirler için ve şu anda bu engeli en azından aşmış olduk. Evet, şimdi genel olarak seyahatlere bakıldığında evet böyle muafiyetler sağlanacak. Şimdi 58 milyon turist, 41 milyar dolar turizm gelir hedefliyoruz biz. Ancak insanlarda sadece ve bu koronavirüs hastalıkla ve sonucu ölümle sonuçlandığı için bir endişe ve tedirginlik olduğundan bazı iptaller yaşanıyor. Dolayısıyla bu acaba dünyanın tamamı Türkiye'ye döndüğümüzde bu algı iyi yönetiliyor mu diye sormak istiyorum ben size. Bence biz bu algıyı iyi yönetiyoruz. Çünkü ülkemizden giden misafirler, yani Türk misafirler, öncelikle ben Türklerden başlamak istiyorum. Onlara gereken bütün bilgilendirmeler yapılıyor ve öteleme veya iptal konusunda bütün destekler sağlanıyor. Her ne kadar bazı yabancı hava yolları bu konuda hala duraksamalı davransa da biz tur operatörleri olarak, biz ve bizim gibi tur operatörleri bu konuda misafirlerimizin yanında duruyoruz. Gelelim yurt dışından ülkemize gelenlere. Onlarda da yaz için, zaten şu an bir sezon dönemi olmadığı için, yani Allah'tan bu dönemde olduğu için, bence Nisan sonundan itibaren koronanın etkilerinin yavaş yavaş azalacağını ve
Mayıs sonu itibariyle biteceğini düşünüyorum. Şahsi fikrim. Bunu da neye dayandırıyorsunuz derseniz, virüsün ilerlemesini çok, aşının ilerlemesini çok yakınen takip ediyoruz. Ve kat edilen aşamalar %60 seviyesinde. Bu noktadan yola çıkarak böyle bir varsayımda bulunabiliyorum. Evet Deli Hanım, çok teşekkür ediyorum size. Bize takip edeceğiz bakalım bu virüsün etkilerini. Acaba söylendiği gibi ki bazı anketler var. Mart ayı içerisinde sonunda bitmesini bekleyenler de var. Ama Haziran beklentileri de var. Cüneyt Başaran, Cinal Medya Londra temsilcisi karşımızda. Cüneyt, şimdi sana da sormak istiyorum. Aslında bu insani bir tedirginlik. Çünkü bazı belki ülkelerde ki Türkiye'de olduğu gibi daha koronavirüs yok, umuyorum da olmaz. Görünmemesine rağmen insanlar tedirginlikten dolayı seyahatlerini ötelemeye başladılar. Sence şimdi bizim bu 11 Avrupa ülkesine vize muafiyeti getirilmesi, kaybedeceğimiz yabancı turisti yerine koyar mı, ne dersin? İngiltere bu noktada ne diyor? Geçtiğimiz günlerde öyle bir haber gördüm çünkü hani. İngiltere seyahat edilecek ülkeler listesine Türkiye'de koyduğunu okumuştum. Ne dersin? Şimdi biraz evvel aslında yayına katılan hanımefendinin ifade ettiği gibi dünyada en çok etkilenen sektörlerin, koronavirüsünden etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü ve seyahat sektörü geliyor. Şöyle bir konjonktürde insanlar koronavirüsü kapılarını çalmadıysa, bölgelerine gelmediyse, işte havaalanlarında ya da yoğun trafiğin olduğu farklı insanların, farklı coğrafyada insanların gelip geçtiği noktalarda olmayı tercih etmiyorlar. Ve bunu Londra'da da hissediyoruz. Avrupa'nın birçok yerinde de hissediyoruz. Birçok organizasyon iptal oluyor. Biraz evvel bana iletilen bir başka rakamda da vardı bu. Dünyanın birçok yerinde ki işte İspanya'da çok meşhur olan binlerce insanın katıldığı mobil teknoloji fuarı iptal oldu. İşte İsviçre'de iptal olanlar var. Fransa'da iptal olanlar var. İtalya'da özellikle tekstil ve moda üzerine birçok fuarın iptal olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla fuarlar iptal oluyor. İnsanlar zorunlu olmadıkları takdirde seyahat etmek için şu an için çok büyük bir motivasyon göstermiyorlar. İşlerin biraz sakinleşmesini bekliyorlar. Hele ki coğrafyalarına gidecekleri coğrafyada koronavirüsüyle ilgili bir takım haberler çıkmışsa bu illa Çin olması gerekmiyor. Örnek Kuzey İtalya ki sen de yakından biliyorsun, o bölge Avrupalı turistler için oldukça cazip bir bölgedir. Ama karantina haberleri ya da oradan çıkan virüs haberleri bir anda bu bölgeye olan ilgiyi de kesti. Sadece ilgiyi kesmedi. Birçok ülke İtalya'ya olan hava yolu ulaşımını durdurdu. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri, işte Güney Kore'ye de dahil olmak üzere birçok ülkeye ulaşım seyahat konusunda yasak getirdi ya da warning getirdi. Ama İtalya ile ilgili olarak da eğer gerekmiyorsa bu seyahati yapmayın dedi. Dolayısıyla bu tür açıklamalar ve bu korku 2020 yılında turizm sektörünü derinden vuracak. Bunun bir defa hakkını vermek lazım. Daha doğrusu altını çizmek lazım. Konu sadece zeli açay da değil. Yani insanların tatil ihtiyacı da değil. Biraz önce söyledim. Gerçekten çok sayıda önemli, iş dünyası için önemli fuar erteleniyor. Ve bu fuarların getirmiş olduğu dünyadaki ciddi bir hacim var. Ve bu hacim de etkileniyor bundan. Bu açıdan bakıldığımızda herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'nin yapmış olduğu bu hamle neye işaret ediyor olabilir? Ben iki tane oradan çıkarım yapıyorum. Bir tanesi Avrupalı turistler muhtemel ki bu sene daha evvel Asya, Orta Doğu işte gibi bölgeleri, belki Asya, Kuzey Afrika gibi bölgeleri tercih ederlerken bu kaygılar dolayısıyla daha yakın coğrafyada şu ana kadar koronavirüsüyle ilgili olan haberlerde çok da fazla ismi geçmemiş coğrafyaları tercih edebilirler. Türkiye gene tahtaya vurarak söyleyelim. Bu anlamda öne çıkan isimlerden bir tanesi. Alınan bu tedbirlerle Türkiye'ye gelecek olan turistlerin daha rahat gelip gitmesi sağlanıyor olabilir. Bir ikincisi de işte Rusya, biliyorsun Türkiye'ye gelen 50 milyon turistin içerisinde kabaca 4,5 milyon turistle Rusya birinci sırada. Ve önümüzdeki dönemde İdlib konusuyla ilgili gelişmeler ne tarafa gider bilmiyoruz. Tabii ki herkesin beklentisi orada diplomasinin devreye girmesi. Ama olası bir sıkıntılı durumda bu turist akınında da eğer bir sıkıntı yaşanacak olursa diğer alternatif coğrafyalardaki turistlerin buraya gelişinin kolaylaştırılması da düşünülmüş olabilir. En nihayetinde 4,5 milyon Rus turist Türkiye'ye geliyor. Türkiye için çok önemli bir pazar. Ancak ortalamada bıraktıkları rakam kişi başına yaklaşık $450 kadar. Halbuki
bugün işte senin de saydığın haberinde geçen, ismi geçen ülkelerden gelenlerin ortalama Türkiye'de bıraktıkları para 700 ila 800 dolar, 850 dolar arasında. Bir yandan da aslında daha fazla para harcama yetisi olan, tahmin edilen turistin biraz daha önünün açılması ve Türkiye'nin 2020 yılında 30 milyar dolarlık, 34 milyar dolarlık bir geliri olan turizm sektöründe bir handikapa, büyük bir handikapa uğramadan geçirmesi için alınan bir önlem olarak görüyorum Zeynep. Şimdi tabii ki 2008-2009'a atıfta bulunuyor. G7 Maliye Bakanları bir araya gelecek mi, birlikte hareket edecek mi? Burada Fransa Maliye Bakanı'nın açıklamaları vardı. Bu ayrı, bunu bir yere koyalım. Ama merkez bankalarının açıklamalarında özellikle mesela hafta sonuna doğru FED, sonra Japonya Merkez Bankası, bugün İngiltere Merkez Bankası. Birlikte hareket edilecek bir şekil. OECD raporunda da birlikte hareket etmek gerekiyor gibi bir ibare de var. Onu da gördük. Ancak sen de çok yakından biliyorsun, yaşadın 2008'deki durumu. Oradaki durum ve mevcut finansal piyasa farklıydı, şimdiki farklı. Merkez bankalarının elinde çok fazla araç kaldı mı kalmadı mı, parasal genişleme ya da Fed'in faiz indirim yeri var mı yok mu, diğer ülke merkez bankaları için de geçerli. Dolayısıyla bu söyledikleri önlemler, destekler vesaire şu an yaşanan mevcut finansal durumda yeterli olacak mı olmayacak mı sorusu kocaman duruyor önümüzde. Cüneyt, ne dersin? Zeliha, aslında çok da güzel konuyu tespit ettin. 2008 yılına benzer piyasalarda fiyatlamalar görüyoruz. Şimdi Türkiye'de tabii hakikaten hala gündem Suriye, haklı olarak hala şehitlerimizin acısını taşıyoruz ve bütün gündemimiz, gözümüz kulağımız Suriye'de. Ancak bizde bu böyle bir gündem devam ederken bugün dünya küresel piyasalarında, demin Cumhur'la konuşurken söylemiştim, kısaca tekrarlayayım. Fiyatlamalar öyle son 3 yılda 5 yılda gördüğümüz fiyatlamalar değil. Bugün Libor faizinde bir gündeki düşüş son 10 yıldan beri herhangi bir böyle tek günde Libor faizi düşüş olmamış. Amerikan 2 yıllık tahvil faizi şu an 1.4'lerden 0.7'lere düştü. Yani bu şu demek, bu ay Mart ayında 50 bas puan Fed'den, bir kere de 50 bas puan faiz indirimi bekliyoruz. Üstelik Temmuz'da da bir 25 bas puan bekliyoruz demek. İşte OECD'yi sen anlattın. Ciddi bir şekilde uyarıyla beraber dünya büyümesini aşağı doğru çekti ve dedi ki bununla kalırsam iyi, daha kötüsü olabilirdi. Dolayısıyla bu haber akışı, tabii ki koronavirüs etkisiyle bu haber akışının karşısında merkez bankalarının aldığı hamleler ve piyasanın panikle yapmış olduğu satışlar ve faizlerin iyice dibe vuruyor olması bize 2008'deki günleri hatırlatıyor. Şimdi soru da şu, sen de sordun. 2008'de işte ellerinde hortumlarıyla beraber merkez bankaları devreye girdi. Hortumların muslukları açıldı ve sular, işte hortumlar içindeki tazikli suyla beraber yangının üzerine boca edildi. Bu sefer de aynı şey yapılacak. İşe yarar mı? Evet ve hayır. Evet, çünkü nihayetinde bir şey yapılması gerekiyorsa gene merkez bankalarından başka elimizde çok fazla adım atabilecek bir organizasyon yok. Hayır, çünkü insanların şu an faiz 1.4'ten 0.7'ye geldi. Koronavirüsü var ama ben seyahatimi yapayım ya da ben şu alışverişi yapayım ya da ben tekrar sokağa çıkayım, normal hayatıma başlayayım, hazırda faiz düşmüş deme ihtimali arasında ciddi bir korelasyon yok. Dolayısıyla şu an için alınan önlemleri herkes yapıcı buluyor. Küresel olarak organize gelen bu hamlelerin tansiyonu düşürmesi, en azından tansiyonu bir noktada sabitlemesi bekleniyor. Ama gerçekten bir nefes alınacaksa, bu nefes bu virüsün yayılma hızı, Çin dışındaki yayılma hızı, virüsün işte aşı ve benzeri bir takım ilaçlarla durdurabilmesiyle ilgili gerçekten haberlerle ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii piyasalara bakıldığında, ki birazdan özetleri de alacağız, aslında tam toparlanabilmiş değil bunlara rağmen. O yüzden bir soru işareti oluştu kafamda. Evet, merkez bankaları sahaya çıkacak ama şimdi Euro bölgesinde imalat piyamayı geldi mesela. 49.2, 49.1 geliyordu ama burada göze çarpan fabrikaların koronavirüsten kaynaklanan tedarik aksamaları yaşıyor olması. Zaten bir talep şokum dedik ama işin içinde arz şoku da olacak gibi gözüküyor bu noktada. Ne söylersin? İngiltere için de soruyorum tabii bunu. Bir defa tedarik zincirinde Zeliha ciddi bir sorun yaşadık. Ve bu koronavirüsü geçtikten sonra da tamam, hani İngilizlerin, yabancıların tabiriyle business as usual, yani tekrar işimize geri dönelim şeklinde bir geri dönüş beklemiyorum. Yani bu tedarik zincirinde Avrupa'da normal şartlar altında bir tuşta o ürünü kapısının önünde gören ya da Çin'den gelen girdi maddesinin farkında olmadan Avrupa'da bu ürünü üretiyorum zanneden birçok şirket baktı ki Çin'den ya da Asya'dan bu sevkiyat gelmiyor.
ve Avrupa'da ciddi sıkıntı var, üretimde sıkıntı var. İşte bazı şirketler üretimi durdurmak zorunda kaldı. Bazı şirketler özellikle tekstil başta olmak üzere başka ülkelere, başka şirketlere kaydırmak zorunda kaldı. Bir defa bu koronavirüsü sonrasında da masanın üzerinde kalacak. Yani Türkiye buradan pozitif yararlanır mı? Evet, onu bir tarafa koyalım. Ama konu sadece arz talebinde, yani arz tarafında, yani ürünü üretme tarafında yaşanan şoklarla sınırlı değil. Sen de söyledin, talepte de sıkıntı var. Yani şu an eğer bir canlı talep var mı diye soruyorsan Avrupa'da, ben Londra üzerinden söyleyeyim. Herhangi bir işte Türkiye'deki bildiğimiz o aplikasyonlar üzerinden işte evimize yiyecek içecek siparişi vermiş olduğumuz şirketlerin, süpermarketlerin aplikasyonuna girdiğinizde normal şartlar hiç gözünüze çarpmayan bir takım sayfa şeyler, resimler görüyorsunuz. İşte un, şeker, konserve, pirinç gibi ürünler de out of stock yazıyor. Yani şu an ürün yok yazıyor. Dolayısıyla da konu sadece tedarik zincirinde ürünün üretilmemesi değil, talep tarafında da bazı ürünlere yoğun tercih, olası panik durumuna karşılık. Bazı ürünlere de rahatlıkla bugün almasam da olur, hele şu işler bir geçsin denilen yerlerde ciddi bir insanların resistansı, yani bir şey almayıp geri çekilmesi var. O yüzden bu arz talep dengesizliğinin de koronavirüsünün hızı biraz indikten sonra umarım en çok üzerine konuşulacak, tartışacak konu olacak bence. Tabii bir başka manşetimiz, başlığımız İngiltere. Brexit sonucunda bunu da konuşamadık çok fazla. Tabii koronavirüs de işin içine girince Avrupa Birliği ile İngiltere ticaret görüşmeleri başlayacak. Bir taraftan ön koşul da söylenecek İngiltere tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne. Artı bunun içinde Türkiye'de var. Gümrük Birliği'nden dolayı ve Euro bölgesi kaynaklı, artı İngiltere kaynaklı. Aslında bu manşeti de biraz konuşmak gerekiyor. Arada kaynamaması lazım Cüneyt. Bu noktada neredeyiz? Biz görecek miyiz AB ile İngiltere'yi bir şekilde ticaret anlaşmasını masada? Çünkü 4 gün önce Avrupa Birliği eğer uzlaşamazsak masadan kalkarız gibi bir haber akışı vardı 4-5 gün önce İngiltere tarafından. Yanlış hatırlamıyorsam Cüneyt, ne dersin? Zeliha, orada işler hiç İngiltere açısından ya da Brüksel açısından iyi gitmiyor. Niye iyi gitmiyor? Çünkü Aralık 2020 tarihine kadar İngiltere ile Brüksel'in, yani Londra ile Brüksel'in aslında bütün anlaşmaların altına imza atıp tamam deyip el sıkışıp medeni bir şekilde boşanması gerekiyor. Yani Brexit'in tamamlanması gerekiyor. Fakat makul herkes biliyor ki Aralık 2020'ye kadar arada anlaşılacak olan maddelerin tamamlanması çok zor. Bu birinci konu. İkinci konu, Londra'dan gelen yeni ses, Boris Johnson hükümeti diyor ki ben diyor Kanada tipi bir serbest ticaret anlaşması bekliyorum. Kanada tipi istediği serbest ticaret anlaşması 3 aşağı 5 yukarı Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğine benzeyen bir anlaşma. Biraz daha kapsamlı bir anlaşma. Brüksel diyor ki ben sana onu veremem. 2 yıl boyunca senle daha sıkı fıkı bir süreçten geçeceğiz. 2 yıl boyunca sen benim şartlarıma tabi olacaksın. 2. yılın sonunda seninle daha makul bir yere geçebiliriz. Londra diyor ki benim senin ne mahkemelerini ne de işte bir takım bana yaptırımlarını ya da bana direttiklerini dinlemek gibi derdim yok. Ya Haziran ayında bana Kanada tipi, yani birçok üründe sıfır vergiyle birbirimize ürün sattığımız ama başka da bir şeyimize karışmadığımız bir taslak verirsin. Ya da ben çıkıyorum arkadaşım. Nasıl çıkıyorum? Tamamıyla çıkıyorum. Yani hiçbir şekilde arada serbest ticaret anlaşması yok. Avustralya AB'ye nasıl mal satıyorsa, Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlediği %5, 10, 15, 20 ürün bazlı kotalar neyse ben de öyle satacağım diyor. Tabii bu hem pound'un üzerine baskı yaratıyor. Çünkü İngiltere için aslında bir nevi hard Brexit bu. Hem de Avrupa bölgesinde sıkıntı yaratıyor. Ha bunun Türkiye'yle ne alakası var? Eğer İngiltere zoru seçip böyle bir çıkış yapacak olursa o zaman Türkiye gibi ülkelerle daha hızlı anlaşma yapıp daha hızlı bir şekilde bu tür ülkelerle serbest ticaret anlaşması yapabilir. Yani işin kısası İngiltere, Brüksel, Londra için kötü olan ihtimal eğer gerçekleşirse Türkiye, yani Ankara, Londra arasındaki serbest ticaret anlaşmasının önünü daha hızlı bir şekilde açabilir. Aslında Türkiye tarafı da çok yakından ilgileniyoruz çünkü sonuçta ihracat pazarlarımızın en önemli, evet Avrupa diyorduk, İngiltere AB'den sayıyorduk ama İngiltere şimdi ayrı bir yerde yer alacak. Dolayısıyla İngiltere ile ticaretimizde de özellikle ikili ticaretimizde çok farklı bir noktadayız. O yüzden hani Türkiye, şu bahsettiğinin dışında Türkiye ile yine gelecek ya da Türkiye tarafından Ankara'dan o bölgeye gidip İngiltere ile Londra'ya gidip bir görüşme konuşma, ki bunun yanında bir de Londra finans merkezi diye geçiyor. Bir de bunun bir ayrı bir durumu da var. Bunu da merak ediyoruz açıkçası Cüneyt.
Zeli aslında bu konu çok yakından takip ediyor. Ticaret Bakanı Sayın Pekcan dahil olmak üzere konuyla ilgilenen bütün bakanlar çok yakın bir şekilde takip ediyor. Bu taraftan da yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Özellikle Brexit sonrasında İngiltere'nin ihtiyacı olan tarım, tekstil, otomotiv yan sanayi, kimyasal ürünler gibi konularda Türkiye öne çıkan, bu sektörler öne çıkan ülke olarak ilk başa yazılıyor. Fakat sorun şuydu, Türkiye ile AB arasında bir gümrük birliği olduğu için ve eğer bu gümrük birliğine zarar gelmeden de İngiltere ile Brüksel'in arasında bir 2 yıllık bir geçiş süreci olacaksa o 2 yıllık geçiş süreci boyunca her iki tarafın eli kolu bağlıydı. Şimdi o yüzden söylüyorum, eğer bu eller kollar çözülecekse Londra ile Brüksel arasında, Ankara ile Londra arasındaki işler daha hızlı ilerleyebilir. Bizim için çok önemli bir pazar. Hem dediğin gibi en fazla ürün sattığımız ikinci pazar diye hatırlıyorum Almanya'nın hemen arkasından. Diğer tarafı da eğer İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri bir noktada bir serbest ticaret anlaşması imzalayacak olursa Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak bir ticaret anlaşmasının İngiltere dışındaki bölgeleri de kapsayabilme avantajı olabilir anlaşmanın içeriğine ve muhteviyatına göre. Bunları konuşmaya devam edeceğiz belli ki. Biz bu hafta boyunca Cüneyt Başaran, teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. Şimdi Bloomberg.com'da öne çıkan haberlere bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınırına dayanan mülteciler konusunda biz yıllarca Suriye'de güvenli bölgeler oluşturalım, göçmenleri burada iskan edelim çağrısı yaptık. Hiçbir Avrupa ülkesi buna yanaşmadı. Şimdi Avrupa'ya yönelenlerin sayısı 100 binler olduğu, daha da olacak. Bu sayı yakında milyonlar olacak dedi. BDDK'nın Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri raporu yayınlandı. Rapora göre Ocak sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 533 milyar lira gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 42 milyar 713 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 683 milyar lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre Avusturya, Belçika, İngiltere, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, Malta, Norveç, Polonya ve Portekiz'in umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL'yi aşan şirketlere 30 Haziran 2021'e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi. GCR Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi yaptığı başvuru ile 2013 yılından bu yana belirli varlık kategorilerinde yetkilendirilen tek derecelendirme kuruluşu olarak dikkati çekiyor. Ve hemen New York'a dönelim. Melike Ayan karşımızda. Melike, son durumu bize anlatacak. Evet Melike, sendeyiz. Teşekkürler. Cuma günkü o finansal krizden itibaren gördüğümüz en düşük performansı yaşadıktan sonra 3 endeksinde sert düşüşün ardından kendini toparlamaya çalışan bir borsayla karşı karşıyayız ama New York'ta yeni hastalananların sayısı gittikçe artıyor. Büyük bir endişe kaynağı bir. İkincisi, globalde 89 bin kişi bu koronavirüsüne yakalanmış. Ölü sayısı 3044'ü geçti. Bütün bunlarla birlikte bir yandan OECD'nin görünümü kesmesi, JP Morgan'ın bütün bu baskılara rağmen sakin olun demesi, Nuria Rubini'nin de bir kriz kahini olarak %30 %40 daha düşecektir piyasalar diye bunu duyurması gerçekten piyasayı etkiliyor. Ama dediğim gibi cumadan yaşadığımız o satışlardan ötürü şimdi kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Tabii merkez bankalarının verdiği sinyaller de önemli. Sadece Japonya, İngiltere ve dünyanın diğer yerlerindeki merkez bankaları değil. Cuma günü Jeremy Powell'ın da Fed Başkanı olarak konuşup eğer gerekirse gerektiğinde koronavirüsü etkisini, riskini daha da artırdığında biz yeni bir stimülasyona, yeni bir teşviğe hazırız mesajlarını verdi. Ki bu sabah saatlerinde de Goldman Sachs yatırımcılarına
Fed'in bir sonraki toplantısında en az 50 baz puanlık bir faiz kesintisine kendinizi hazırlayın mesajını verdi. Bunlar piyasayı rahatlatıyor ama içeride gerek New York'un belediye başkanı olsun, gerek sağlık örgütünün başkanları, bulaşıcı hastalıklar derneğinin başkanları olsun, bu hastalığı tetkik edecek aletin de sağlıklılığı hakkında şüpheye sahipler. Zaten bu aletle alakalı olarak sıkıntılar var. Talebi karşılamıyor diye hem de Blasio belediye başkanı olarak hem Kaliforniya'daki bütün valiler şikayetlerini bildiriyorlar. Ama tabii yapacak bir şey yok şu anda henüz. Trump saat 3'te bugün öğlen saatinde eczacılık sektörünün devleriyle bir toplantıya girecek ve onun ardında da bir konuşma yapması bekleniyor. Bu önemli. Bir yandan da içeri baktığımızda bir takım ekonomik veriler gelecek. PMI, inşaat harcamaları, ISM imalat, yeni siparişler, fiyatlar ve ISM istihdamla ilgili önemli veriler geliyor bugün. Hafta içi de önemli toplam ve otomotiv satışı ve PMI rakamlarıyla birlikte Fed'in 5 kitabı hafta içinde gelecek önemli verilerden diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayan'a teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii merkez bankalarının ifade etmiş olduğu bu destekleyici önlemlerin piyasa üzerindeki etkilerini görmeye çalışıyoruz. Ancak Borsa İstanbul sabah açılışında her ne kadar tepki verse de kapanışa doğru, ki birazdan size aktaracağız günden kalanlarda kapanış rakamlarını, biraz geri çekilmişe benziyor. Bir taraftan Amerika tahvillerine takip ederken diğer taraftan vadelere ve tabii ki yarın Çin borsasına bakacağız nasıl bir gelişim sergileyecek. Bu arada tabii çeşit çeşit bilgiler geliyor koronavirüsüyle ilgili, bazı ülkelerde ne kadar yaygınlaştı. Özellikle Avrupa'da, İtalya'da sıkıntı olduğu da ifade edilmekte. Dolayısıyla biz bugün geneline baktığımızda her ne kadar merkez bankaları destekleyecek adımlar atacağını söylese bile piyasalar tarafı sanki biraz daha bekle gör veya belirsizliklere de son bulacak, koronavirüsüyle ilgili nerede bitecek sorularının cevabını bulmadığı sürece anladığımız kadarıyla bir şekilde bu hareketlere, bu ciddi volatil hareketlere devam edeceği benziyor. Şimdi kapanışa doğruyu burada sonlandırıyoruz. Birazdan günden kalanlarla hem piyasaları kapatacağız hem de konuğumuzla birlikte bugünkü gelişmeleri irdeleyeceğiz.